Merhaba. Ben Doçent Doktor Özlem Diken. Bugün size İletişim ve Alternatif İletişim Sistemleri kitabımızın 8. ve son ünitesi olan Alternatif ve Destekleyici İletişim Uygulamaları, düşük, orta ve ileri düzey teknoloji gerektiren uygulamalar ünitemizi özetleyeceğim. Bizler selamlaşmak, duygularımızı paylaşmak, görüşlerimizi açıklamak, aynı fikirde ya da farklı fikirde olduğumuzu belirtmek, açıklama yapmak, soru sormak gibi durumlar için diğer bireylerle iletişim kurarız ve bunun için sıklıkla başvurduğumuz iletişim biçimi de konuşmadır. Ancak bazı durumlarda konuşma ve konuşulanı anlama konusunda sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Bir kişinin konuşma ve konuşulanı anlama yeteneğini olumsuz olarak etkileyebilecek olan durumlar çevresel, fiziksel, nörolojik, duyusal, psikolojik veya Bilişsel süreç kaynaklı olabilmektedir. Konuşma sorunları hangi nedenle kaynaklanıyor olursa olsun, sorunun çözümünde işaret, jest, mimik ve yazı gibi alternatif iletişim biçimlerinden yararlanmak mümkündür. Konuşmaya alternatif olan bu iletişim biçimleri bazı bireylerde herhangi bir ek desteğe ya da eğitime gerek duyulmaksızın gerekli olan durumlarda kendiliğinden kullanılabilmektedir. Ancak çeşitli nedenlerle ve sıklıkla konuşma ve konuşulanı anlama sorunu yaşayan bazı engelli bireyler alternatif iletişim biçimlerini etkili bir biçimde kullanmayı öğrenebilmek için sistematik öğretim süreçlerine ve desteğe gereksinim duymaktadırlar. Bu alandaki sistematik öğretim süreçleri genellikle dil ve konuşma bozuklukları ve özel eğitim alanında çalışan uzmanlar tarafından yürütülmektedir. Ancak engelli bireylere verilen bu eğitimin tek başına yeterli olamayacağı, öğretimi yapılan alternatif iletişim sistemlerinin etkili ve verimli olarak kullanılabilmesi için ihtiyaç duyduğu desteği her zaman ve uygun biçimde alabilmesi için bireyin bakımından sorumlu olan kişilerin de desteğine gereksinim duyulmaktadır. Bazı durumlarda bireyler konuşma ve konuşulanı anlamayı öğrenme konusunda sorunlar yaşayabilmektedir. Bu sorunlar bazen gelişimsel olarak ortaya çıkarken bazen de kaza ya da hastalıklar ya da dış etkenlere bağlı olarak sonradan ortaya çıkabilmektedir. Gelişimsel ya da edinilmiş bozukluklar şeklinde sınıflandırılan bu nedenlere gelişimsel başlığı altında zihinsel yetersizlik, gelişimsel gerilik, otizm gibi alanlar örnek olarak verilebilirken afazi, felç, beyin tümörleri ee, Alzheimer hastalığı gibi örneklerde edinilmiş dil bozuklukları için örnek olarak verilebilir. Herhangi bir nedenle iletişimin aksaması durumu bireyin yaşamını zihinsel ve sosyal açılardan olumsuz olarak etkilemekte ve sahip olduğu yaşam kalitesini de düşürmektedir. Bu durumun önüne geçebilmek amacıyla da konuşma ve konuşulanı anlamanın öğrenilemediği ya da yetersiz kaldığı durumlarda iletişimi sağlamak amacıyla alternatif ve destekleyici iletişim sistemlerinden yararlanılabilmektedir. Alternatif ve destekleyici iletişim sistemlerinin kullanılmasının amacı engelli bireylere sahip oldukları yeterliklere doğrultusunda bağımsız olarak kullanabilecekleri bir iletişim aracı sağlamak. Bu şekilde başarılı, aktif, üretken günlük yaşama katılma fırsatı elde eden ve bu yola da yaşam kalitesini arttırabilen bireyler yaratmaktır. Alternatif ve destekleyici iletişim sistemleri ek araçsız ve ek araçlı şeklinde sınıflandırılabilir. Ek araçlı uygulamalar düşük düzey teknoloji gerektiren, orta ve ileri düzey teknoloji gerektiren uygulamalar şeklinde alt başlıklara ayrılır. Ek araçsız alternatif ve destekleyici iletişim sistemleri, herhangi bir ek araç kullanımı gerektirmeyen sistemlerdir. İşaretler, göz hareketleri, mimikler ya da jestler yoluyla iletişim kurma biçimi olarak da sınıflandırılabilir. Ek araçlı alternatif ve destekleyici iletişim sistemleri, harici bir öğenin kullanımını gerektiren iletişim stratejilerini içermektedir. İletişim kitapları, çizelgeler, bilgisayarlar gibi Ek araçlı uygulamalarda engelli bireylerin eğitimlerinde ve günlük yaşamlarında kullanılan üç temel yardımcı teknoloji türünden söz edilmektedir. Düşük düzey teknoloji, pil ya da elektronik güç gerektirmeyen, göreceli olarak düşük maliyetli uygulamalardır. Orta düzey teknoloji ise basit elektronik güç gerektiren uygulamalardır. İleri düzey teknolojide ise oldukça gelişmiş ve yüksek maliyetli uygulamalardan söz edebiliriz. Düşük düzey teknoloji kullanılan uygulamalarda bireyin toplumsal ve günlük yaşam becerilerini öğrenmesi, etkinlikler arasında geçiş yapma ve seçim yapmayı öğrenmesi ve bunu sürdürmesini sağlamak amacıyla etkili bir biçimde kullanma söz konusudur. Düşük düzey teknoloji gerektiren uygulamaların kullanım amaçları, iletişim ordağına iletmek istediği mesajı desteklemek, yaklaşmakta olan değişikliği ya da etkinlikler arası geçişi haber vermek, seçim yapmak ya da tercih belirtmek, duygu ifade etmek, rol ve sorumlulukları hatırlatmak, ihtiyaç belirtmek örnek olarak verilebilir. Orta düzey teknoloji kullanılan uygulamalarda ise sıklıkla iletişim becerilerinin ve sosyal becerilerin kazandırılması süreçlerinde yer verilmektedir. Ses çıkışı olan basit cihazlar orta düzeyde teknolojinin kullanıldığı uygulamalara örnek olarak verilebilir. Orta düzeyde teknolojilere göre daha karmaşık olan, fazla maliyet gerektiren ve genellikle bilgisayar temelli teknolojilere dayanan cihazlarsa ileri düzey teknolojilerin kullanıldığı uygulamalardır. Düşük düzey teknolojiye iletişim panoları, çizelgeler, resimler, semboller, yazı tahtası örnek olarak verilebilirken Konuşma üreten sistemler, kart okuyucular, iletişim yazılımları, bilgisayar sistemleri de orta ve ileri düzey teknolojilere örnek olarak verilebilir. Alternatif ve destekleyici iletişim sistemlerinin kullanılmaya başlanması için gerekli ön koşul beceri olmadığı gibi yaş aralığı da bulunmamaktadır. Ancak bu sistemlerin kullanılması ekip çalışmasını ve işbirliğini gerektirmektedir. Ekipte yer alan üyeler tabii ki engelli bireyin ihtiyacına göre farklılık göstermektedir. Ancak belli başlı ekip üyeleri engelli bireyin ailesi ve yakınlarından öğretmen, dil ve konuşma terapisti, özel eğitim öğretmeni, doktor, psikolog, ücretli ya da gönüllü bakıcılar ve benzeri uzmanlardan oluşmaktadır. İletişim becerilerinde yetersizliklere sahip olan bireylerin alternatif ve destekleyici iletişim sistemlerine erişimlerinin sağlanamaması ya da bu erişimin gecikmesi durumunda engelli bireyler farklı alanlarda sorunlarla karşı karşıya kalabilmektedir. Bu alanlar dil gelişimi, günlük yaşam becerileri, istihdam, sağlık, yaşam kalitesi şeklinde ele alınabilir. Teşekkürler.